Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin velhamdülillahi Rabbil Alemin. Risale-i Nur külliyatından konularına göre veciz sözler. Musibet. Üçüncü sual. Bazı şahısların hatasından gelen bu musibet bir derece memlekette umumi şekle girmesinin sebebi nedir? Yani bu çoğu vuku bulan bir meselede olduğu için, akla gidebilen bir meselede olduğu için, yani neden direktmen şahıslara değil de herhangi bir hatadan dolayı umuma niye geliyor? El cevap, umumi musibet ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle. Yani ya taraftar olması ya sükut etmesi neticesinde, tasdik etmesi neticesinde yani bir ortaklık var. Ekser nasını insanların o zalim eşhasın harekatına fiilen veya iltizamen taraftar olarak ve iltihaken veya bizzat ona katılarak taraftar olmasıyla manen iştirak eder. Musibet-i ammeye sebebiyet verir. Yani ya maddi olaraktan içerisindedir ya manevi olarak fikren, malen mutlaka içerisindedir. Ki mesela bir rivayete göre bir yerde onu okumuştum. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi içerisinde 70 bin tane teheccüd namaz kılanı olduğu ifade ediliyor. Belki abartı da olabilir ama yani bu manada, çünkü o LGBT'li olan insanlarla beraber gündüz oluyorlar. Onlarla normal bir insan gibi onlarla konuşup gezip tozuyorlar. Yani bir nevi onların o hareketine yani sanki bir taraftar olma, normal görme hali geliyor. Bu da musibeti celbediyor. Bir musibetten çekininiz ki geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar. Ayette Enfal 25. Eğer masumlar böyle musibetlerde sağlam kalsaydılar, Ebu Cehiller aynen Ebu Bekirler gibi teslim olup mücahede ile manevi terakki kapısı kapanacaktı. Ve sırrı teklif bozulacaktı. Yani herkes kalitesi ne olursa olsun aynı seviyede adeta kalmış olacak veya netice hepsi aynı derecede mükafat almış olacaktı. Madem mazlum zalim ile beraber musibete düşmek hikmeti ilahice lazım geliyor. Acaba o biçare mazlumların rahmet ve adaletten hisseleri nedir? Bu olur. Yani zalim cezasını alırken acaba masumun ve mazlumun hissesi nedir? Bu suale karşı cevaben denildi ki o musibetteki kazan ve hiddet içinde onlara bir rahmet cilvesi var. Çünkü o masumların fani malları onların hakkında sadaka olup baki bir mal hükmüne geçtiği gibi. Fani hayatları dahi bir baki hayatı kazandıracak derecede bir nevi şehadet hükmünde olarak şehitliği kazandırarak. Nispeten az ve muvakkat bir meşakkat ve azaptan büyük ve daimi bir kazancı kazandıran bu zelzele onlar hakkında aynı gazap içinde bir rahmettir. Başına gelen musibetlerde kaderi görür sabreder. Yani birinci derecede insanın bakış tarzı bu olmalı. Yani şöyle, illa o olması şart değil ama ayağa bir taş değdiği zaman acaba bir hata mı var? İlk etapta. İlla hata olması şart değil. Günahın silinmesine de vesile, daha büyük bir belanın gelmesine de bir manidir gibi. Yani sadece musibet cihetiyle değil ama en azından ilk etapta onu düşünmesi gerekir insan. Elemler, musibetler nevinde olan keyfiyat, bazı esmasının isimlerinin ahkamını göstermek için, lemaat-ı hikmet içinde bazı şuat-ı rahmet ve o şuat-ı rahmet içinde latif güzellikler vardır. Ey musibetse de, musibetin içinde bir nimet münderiştir, mevcut. Dikkat et de onu gör. Nasıl her şeyde vardır bir derece-i hararet. Her musibette vardır bir derece-i nimet. Daha büyüğü düşün. Yani böylece kadere imanın manası da budur. O hikmet cihetini düşünmektir. Çünkü kader tahterevalli gibidir. İşin gerçek yönünü, arka cihetini, mana ve hakikatini, o dengeyi görmektir. Nitekim mesela Nasreddin Hoca'ya sormuşlar, hocam, neden bu insanların bir kısmı böyle, bir kısmı böyle, bir kısmı böyle, altı cihete, farklı cihetlere gidiyorlar? Hepsi bir tarafa gitseydi olmaz mı deyince, hoca diyor ki hayır, o zaman o taraf ağır basardı, denge bozulurdu.
Evet, musibetin darbesine karşı şekva suretiyle elbette aciz ve zayıf insan ağlar. Fakat şekva, yani şikayet, ona olmalı, ondan olmamalı. Hz. Yakup Aleyhisselam'ın innama eşku bethi ve hüznü ilallah. Yakup, ben sadece gam ve kederimi Allah'a arz ediyorum. Yusuf Suresi 86. ayet demesi gibi olmalı. Yani musibeti Allah'a şekva etmeli. Yoksa Allah'ı insanlara şekva eder, şikayet eder gibi eyvah, of deyip ben ne ettim ki bu başıma geldi diyerek aciz insanların rikkatini, şefkatini ve inceliğini tahrik etmek zarardır, manasızdır. Hem Allah aşkına insan kimi şikayet edecek ki? Haşa, mümkün mü? Mümkün mü? Hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder, safileşir, berraklaşır, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder. Vazife-i hayatiyeyi yapar, yeknesak, yani monoton, tek düzey, stabil. İstirahat döşeğindeki hayat, hayr mahz olan vücuttan ziyade şerr mahz olan Adem'e yakındır ve ona gider. Bunu birkaç kere ifade ettik. Mesela bir anlık bir düşünün. Dünyadan hastalığın kalktığını düşünün. Hayat bitiyor. Dünyadan açlığın kalktığını düşünün. Hayat bitiyor. Her şey bitiyor. Yani açlık olmuyorsa, hastalık olmuyorsa sırala. Niye çalışayım, niye okuyayım, niye gayret edeyim, niye yemek yiyeyim, niye elbise dünyası sektörü olsun, niye inşaat sektörü olsun vesaire vesaire. Eğitim, tıp fakültesi vesaire, okuma, hemen hemen hepsini bitiriyor. Şu dar-ı dünya meydanı imtihandır ve dar-ı hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Madem dar-ı hizmettir, hizmet etme yeri ve mahalli ubudiyettir, kulluk yeri. Hastalıklar ve musibetler dini olmamak ve sabretmek şartıyla o hizmete ve o ubudiyete çok muvafık, uygun oluyor ve kuvvet veriyor. Meşhur bir söz var ki musibet zamanı uzundur. Tabii Cenab-ı Hak afiyet şifa ihsan etsin, hakikaten kolay değil. Evet, musibet zamanı uzundur. Fakat örf-ü nasta insanların arasında zannedildiği gibi sıkıntılı olduğundan uzun değil. Belki uzun bir ömür gibi hayati neticeler verdiği için uzundur. Asıl musibet ve muzır musibet dine gelen musibettir. Musibet-i diniyeden her vakit dergah-ı ilahiye iltica edip feryat etmek gerektir. Fakat dini olmayan musibetler hakikat noktasında musibet değildirler. Bir kısmı ihtarı rahmanidir. Maddi musibetleri büyük gördükçe büyür, küçük gördükçe küçülür. Her zamanın bir hükmü var. Şu gaflet zamanında musibet şeklini değiştirmiş. Bazı zamanda ve bazı eşhasta bela, bela değil. Belki bir lütfu ilahidir. Ben şu zamandaki hastalıklı, sair musibet zedeleri, fakat musibet dine dokunmamak şartıyla. Yani Eyyub Aleyhisselam'ın Üstad Lem'a'larda, birinci Lem'a'da ifade ederken, yani onunki maddi hastalık, onunla kıyas ederken bizimki, onun maddi hastalığından daha çok bizler manevi hastalık içerisindeyiz. Yani onun vücudu yaralı, bizlerin kalpleri yaralı. Bahtiyar gördüğümden hastalık ve musibet aleyhdarı bulunmak hususunda bana bir fikir vermiyor. Ve bana onlara acımak hissini iras etmiyor, bırakmıyor. Sana bir musibet geldiği vakitte, inna lillah ve inna ileyhi raciun. İşte o sabredenler, kendilerine bir bela geldiği zaman, biz Allah için varız ve biz sonunda ona döneceğiz derler. Bakara suresi 156. ayet. Yani ben Malikimin hizmetindeyim. Ey musibet! Eğer onun izin ve rızasıyla geldin ise merhaba, safa geldin. Çünkü elbette bir vakit ona döneceğiz ve onun huzuruna gideceğiz ve ona müştakız, iştiyakımız var. Madem herhalde bir zaman bizi hayatın tekalifinden azat edecektir. Yükümlülük, mükellefiyet, sorumluluk, ağırlıklarından. Haydi ey musibet, o terhiz ve o azat etmek senin elinle olsun, razıyım. En ziyade musibet ve meşakkate giriftar olanlar, insanların en iyisi, en kamilleridirler. Efendimiz de buyurduğu gibi, اَشَدُّ الْوَلَا عَلَى الْاَنْبِيَا ثُمَّ الْاَوْلِيَا فَالْاَمْثَلْ فَالْاَمْسَلْ. Yani belanın en şiddetlisi nebilere, ondan sonra velilere sırasına göre. Yani yüksek dağlar, Erciyes şu anda karşımda. Yani başımda hiçbir zaman için kar eksik olmuyor. Musibet bir desti inayetle tanzim ediliyor. Elin musibetlerde,
Ne vakit kadere iman cihetine bakardım, musibet gayet hafifleşiyor görürdüm. Ve kadere iman etmeyen nasıl yaşayabilir diye hayret ederdim. Çünkü başka neye dayanacak insan? Musibete şükür ise musibetteki sevap ve uhrevi ve dünyevi faydeleri içindir. Ama fakir arkadaşların çoluk ve çocuk ve idare ciheti ise musibette kendinden ziyade musibetliye ve nimette daha noksaniyetliye bakmak kaide-i Kur'aniye ve imaniye ve nuriyeye binaen %80 adamdan daha ziyade rahattırlar. Yani toplumun şu andaki sıkıntısı tersinden kaynaklanıyor. Hep üstteki duruma bakıyor. Niye onun var da benim yok kabilinden. Hem de musibetlerin vakti muayyen olsaydı, yani karın yağmurun gelme vakti gibi. Musibet başına gelen adam, musibetin intizarında o gelen musibetin belki 10 mislinden ziyade manevi bir musibet, yani ha geldi, ha gelecek, ha geliyor gibi. O intizardan, beklemeden çekmemesi için hikmet ve rahmet-i ilahiye tarafından gizli, perdeli bırakılmış. Ve ekser hadisat-ı kevniye-i gaybiye, gaybi kainatta olan olaylar böyle hikmetleri bulunduğundandır ki gaipten haber vermek yasak edilmiş. Eğer denilse bu dünyadaki musibetler, çirkinlikler, şerler o ihatalı rahmete münafidir, bulandırıyor. Yani Allah'ın rahmeti cihetiyle baktığımız zaman nasıl olur? El cevap. Risale-i Kader gibi nuru risalelerinde bu dehşetli suale tam cevap verilmiş. Onlara havale ile kısacık bir işareti şudur. Her bir unsurun, her bir nev'in, her bir mevcudun, külli ve cüz'i, müteaddit vazifeleri ve o her bir vazifenin çok neticeleri ve meyveleri var. Ve ekseriyet mutlakası maslahat ve güzel ve hayır ve rahmettirler. Ve az bir kısmı kabiliyetsizlere ve yanlış mübaşeret edenlere veya ceza ve terbiyeye müstahak olanlara veya çok hayırları sümbül vermeye vesile olanlara rast gelir. Zahiri cüz'i bir şer, bir çirkinlik olur, bir merhametsizlik görünür. Eğer o cüz'i şer gelmemek için rahmet tarafından o unsur ve külli mevcut o vazifesinden men edilse o vakit bütün hayırlı, güzel, sair neticeleri vücut bulmaz. Bir hayrın ademi şer ve bir güzelliğin bozulması çirkinlik olması itibarıyla o neticeler adedince şerler, çirkinlikler, merhametsizlikler husur bulur. Demek bir tek şer gelmemek için güzel şerler, merhametsizlikler irtikab edilir, işlenir ki bütün hikmete, maslahata, rububiyetteki rahmete muhalif düşer. Mesela kar şu anda hakikaten bir haftadır. Türkiye genel olarak o durum içerisinde soğuk, ateş, yağmur gibi nevilerin, güzel hikmetleri. Yani maslahatları içinde bazı dikkatsiz ve ihtiyatsızlar ki en çok gündemde İstanbul. Su ihtiyarlarıyla çünkü tatile gitmiş. Kendileri hakkında şer yapsa, mesela elini ateşe soksa, ateşin hılkatında, yaratılışında rahmet yoktur dese, ateşin haddü hesaba gelmeyen hayırlı, maslahatlı, merhametli faydaları onu tekzip edip ağzına vurur. Yani karın birçok faydası var. Ama adam tedbirini almamış. Koca İstanbul'u batırmış. Yani bunda hata insana aittir. Haşa, kardan dolayı değil. Veya ateş meselesi. Yani insanın su istimaline bakıyor. Ve keza musibet taammum ettiğinde, umumileştiğinde elem hafif olur. Ben de emsalim gibiyim diye yine yük altından kaçar. Fakat musibet âm olduğundan umumi olursa, yine İstanbul meselesinde olduğu gibi, elemi muzaaf olur, kat kat ziyade olur. Çünkü kendisi gibi akrabası, ahbabı da o musibete dahildir. Çünkü insanın ruhu ebnai cinsiyle alakadardır. Ne kadar umumi olursa o kadar da elemi fazla olur. Sadece kendi acısını çekmiyor, diğerlerini kim de çekiyor. Şüphesiz her musibet ve her elem hoş karşılanacaktır. Şiddeti şefkat ve rikkatten, bu kışın şiddetli soğuğuyla beraber, manevi ve şiddetli bir soğuk ve musibet-i beşeriyeden biçarelere gelen felaketler, helaketler, sefaletler, açlıklar şiddetle dikkatime dokundu. Birden ihtar edildi ki böyle musibetlerde kafir de olsa hakkında bir nevi merhamet ve mükafat vardır ki o musibet ona nispeten çok ucuz düşer. Böyle musibet-i semaviye masumlar hakkında bir nevi şehadet hükmüne geçiyor. Senin başına gelen zulümler ve musibetlerin altında kaderin adaleti var.
İnsanlar senin yapmadığın bir işle sana zulüm ediyorlar. Fakat kader senin gizli hatalarına binaen o musibet eliyle seni hem terbiye hem hatana kefaret ediyor. Musibet şerr-i mahz, tam bir şer olmadığı için bazen saadette felaket olduğu gibi felaketten dahi saadet çıkar. Eskiden beri ilahi kelimetullah, Allah'ın yüce ismini duyurmak ve bekai istiklaliyeti İslam için farz-ı kifaye-i cihadı deruhte ile kendini yek vücut olan alem-i İslam'a fedaya vazifeder ve hilafete bayraktar görmüş olan bu devlet-i İslamiye'nin felaketi alem-i İslam'ın saadet-i müstakbelesiyle telafi edilecektir. Zira şu musibet mayi hayatımız ve ab-ı hayatımız olan o kuvvet-i İslamiye'nin, İslami kardeşliğin inkişaf ve ihtizazını, hareketini harikulade tacil etti, acele kıldı. Biz incinir iken alem-i İslam ağlıyor hakikaten. Çünkü alem-i İslam bu milleti bekliyor. Avrupa ziyade incitse bağıracaktır. Şayet ölsek 20 öleceğiz, 300 dirileceğiz. Harikalar asrındayız inşallah. Musibet cinayetin neticesi, mükafatın mukaddemesidir. Hangi fiilinizle kadere fetva verdiniz ki şu musibetle hükmetti? Musibet-i amme ekseriyetin hatasını terettüp eder. Hazırda mükafatınız nedir? Dedim. Yani bir musibet geliyorsa başta da söylediğimiz gibi yani beşer önce kendisini yoklasın. Yani hangi taraftar mı oldu, katıldı mı, fikren mi, hangi oy yönüyle mi, hangi yönüyle ona bir baksın. Dedim. Mukaddemesi üç mühim erkan-ı İslamiyet'teki ihmalimizdir. Yani bu tam gösteriyor. Salat, namaz, savm, oruç, zekat. Zira 24'ten yalnız bir saati 5 namaz için Halik Teala bizden istedi. Tembellik ettik. 5 sene 24 saat talim, meşakkat, tahrik ile bir nevi namaz kıldırdı. Kader cihetiyle. Hem senede yalnız bir ay oruç için nefsimizden istedi. Nefsimizi açtık. Kefareten 5 sene oruç tutturdu. 10'dan 40'tan yalnız biri. İhsan ettiği maldan zekat istedi. Buhul ettik, cimrilik ettik, zulmettik. O da bizden müterakim birikmiş zekatı aldı. El ceza'u min cinsil amel. Yani ceza yapılan işe göre olup amelin cinsindendir. Mükafat-ı hazıramız ise fasık, günahkar bir milletten humsu olan, 1/5 olan 4 milyonu velayet derecesine çıkardı. Gazilik şehadetlik verdi. Müşterek hatadan neş'et eden müşterek musibet mazi günahını sildi. Yine biri dedi, bir amir hata ile felakete atmış ise, yani umumun suçundan değil bazılarından kaynaklanıyor ise dedim, musibet zede mükafat ister. Ya amir hatadarın, hatalı olan o amirinin hasenatı, iyilikleri verilecektir, o ise hiç hükmünde. Kendisini bile kurtaramaz. Veya hazine-i gayb verecektir. Hazine-i gaybda böyle işlerdeki mükafatı ise derece-i şehadet ve gaziliktir. Bu konuyla ilgili yani çok önemli bir mesele olduğu için musibetlerle ilgili bunu genişçe detaylı bir şekilde ele aldım birçok yönünü. Musibetin birçok yönünü neden, hangi cihetle ki bunun en önemli bir noktası da kader ile olan noktası. Kader ile olan noktası olduğu içindir ki kader ile olan ilgisine de baktım. O cihetle de değerlendirilirse çünkü o zaman tam manasıyla bu mesele daha açık ve net anlaşılır ki burada bu konu daha da detaylı olaraktan kaderle ilgili şekilde de buradan da ayrıyeten ele aldım, istifade edilir. Yani burada mesela onu belirtiyoruz ki teker teker kader. Çünkü musibetler, başa gelen her olay kaderle alakalıdır. Kaderle ilgilidir, kaderle bağlantılıdır. Bu konularda dediğim gibi genişçe ve detaylı bir şekilde burada hem video olaraktan bütün bu kaynaklar, burada da hem videoda var, kaynaklar da var. Burada genişçe bu meseleyi ele aldım. Musibetlerin, başa gelen olayların iyi olsun, kötü olsun, kader ile olan ilgisi, alakası böylece geniş, detaylı bir şekilde irdelenmiş oldu. Bunu inşallah istifadeye medar olabilir diyerekten burada genişçe bu meseleyi ele aldım. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme selam.